Mutfağımdan herkese selam. Bugün yine ilginç bir lezzetle karşınızdayım. Bugün yalancı sushi yapacağım. Yalancı sushi nedir diyenleriniz olacak. Güzel tepkiler de göreceğim. Belki de hakaret de göreceğim. Ama önemli değil. Sonuçta bir şeyleri yapıyorsak karşılığında ne duyacağımıza da hazır olmamız gerekiyor. Evet sevgili izleyicilerim. Biraz haber spikeri gibi oldum, kusuruma bakmayın. Birçoğumuz tavuk sarması diyebilir, birçoğumuz içli tavuk diyebilir. Buna birçok ad verebildiğimiz gibi benim de yalancı sushi demem çok normal. Orijinal sushi zaten balıktan, hepimiz birçoğumuz biliyoruz. Benimki tavuktan. O soğuk meze şeklindedir. Bu fırında pişecek yine. Tavuk göğsünü kestirdikten sonra güzelce ezdirdim ve geniş bir et haline getirttirdim. Bunun içine pazı, biber, kaşar. İç malzemeleri sadece bunlar. Ben bunları dürüm gibi dersiniz, sushi gibi dersiniz, sarma gibi derseniz her türlü ismi verebilirsiniz. Bir önceki konuşmamda da söylediğim gibi. Bu şekilde bir sushi yapacağım size. Evet, hazırsanız yapım işlemine geçiyorum. Ben yalancı suşime öncesinden kesmiş olduğum patateslerimi de ekledim ve fırına girmeye hazır. Suşimiz pişti. Çıkmasına yakın ben üzerine az bir şey kaşar serptim ve daha lezzetli olması için ve daha akışkan olması için. Şimdi kesim işlemine geçiyorum. Dumanı üstünde. Efsane bir lezzet oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bana teşekkür edeceksiniz kesin. Evet. Şimdi benim en sevdiğim kısma geldik. Öncesinde şunu söylemek isterim ki bu kalpli tabaktaki ekstra tereyağı servis etmeden önce şöyle gezdirmek istiyorum. Evet, fazlaya da gerek yok. Tarifimi deneyenlere özellikle afiyet olsun. Son olarak da videonun sağ altındaki abone ol linkine tıklarsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.